Sıralar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün İlköğretim 3. sınıf İngilizce dersinin önemli gramer konularından biri olan can yapısını, aynı zamanda describing characters or people, yani karakterleri ve insanları tanımlamayı, tanıtmayı öğreneceğiz. My toy is big. Benim oyuncağım büyük. Burada big adjective, yani big sıfatı kullanılmış, büyük anlamında. My mother is thin. Annem zayıftır. Yine burada thin adjective'ini görüyoruz. Zayıf anlamında kullanılmış. My father is heavy. Benim babam ağırdır. Heavy, ağır, yani kilolu anlamında kullanılmış. My grandfather is old. Benim büyük babam yaşlıdır. Yine gördüğümüz gibi yaşlı, yani old sıfatı kullanılmış. My sister is fat. Kardeşim veya ablam şişmandır. Fat, şişman. Yine bu adjective'i burada görüyoruz. My brother is fast. Yine resimde gördüğümüz gibi abim çok hızlıdır. Fast, yani hızlı. Köpekten kaçması için abisinin hızlı olması gerekiyor ve gördüğümüz gibi abisi hızlı. My brother is fast. Is the blue pen small? Evet, burada bir soru var gördüğümüz gibi. Blue pen, yani mavi kalem, small, küçük mü şeklinde bir soru var. Mavi kalem küçük müdür? Yes, it is. Evet. Gördüğümüz gibi mavi kalem pembe kalemden küçük ve is ile sorulmuş bu soruya yes ile cevap verip bir kısa cevap ile yes it is diye cevaplayabiliyoruz. Is the red car fast? Yine bir soru. Sorumuz şöyle. Kırmızı araba hızlı mı? Yes it is. Evet, hızlı. Gördüğümüz üzere arabanın şeklinden anlayabiliriz ki bu araba lüks ve hızlı olabilen bir araba ve cevabımız yes it is olabilir. Is your sister fat? Is your sister fat? Yani ablan şişman mı? No, she isn't. Gördüğümüz gibi resimde ince bir kadın görünüyor. Yani zayıf bir kadın. Bu yüzden biz şişmandır diyemiyoruz. No, she isn't diyoruz. Is your teacher strong? Yine başka bir soru. Senin öğretmenin güçlü mü? No, he isn't. Yine burada öğretmenimizin güçlü değil de akıllı ve becerikli, sabırlı olmasını bekleyebileceğimiz için no, he isn't. No, he isn't. Benim öğretmenim güçlü değil şeklinde bir cümle kullanılmış. Ve yine burada can konusuyla bağlantılı olarak expressing ability and inability, yani yeteneği ve yeteneksizliği açıklamak. Express, açıklamak demek. Ability, yetenek. Inability, yeteneksizlik. Yani bir şeyi yapamama, becerememe durumu. I can play football. Ben futbol oynayabilirim. Can burada cümlelerimize her zaman olduğu gibi ebilmek, abilmek anlamları katıyor. Play football, futbol oynamak demek. I can play football, futbol oynayabilirim. I can walk fast, hızlı yürüyebilirim. Walk, yürümek demek. I can study hard. Görselimizde gördüğünüz gibi birçok kitap var. Study, çalışmak demek. Hard, çok sıkı, sert anlamlarında kullanılan bir kelime. Ben çok çalışabilirim. Yani bu kadar çok kitabı ben okuyabilirim. I can study hard. My mother can cook well. Annem güzel pişirebilir. Yani güzel yemek pişirebilir anlamında kullanılmış. Can burada yine ebilmek anlamı vermiş cümlemize. My sister can play the piano.
Benim kardeşim piyano çalabilir. My brother can jump high. Yani kardeşim yükseğe zıplayabilir. Jump, zıplamak demek. Can yine burada ebilmek, abilmek anlamını verdiği için. My brother can jump high. Yani yükseğe zıplayabilir. Bu anlamı çıkarabiliyoruz cümlemizden. Can you jump high? Yine can ile sorulmuş bir soru var burada. Sen yükseğe zıplayabilir misin? Can you play guitar? Sen gitar çalabilir misin? Böyle bir yeteneğin var mı? Bunu yapabilir misin anlamında. Can your sister dance? Senin kardeşin dans edebilir mi? Can your brother swim? Erkek kardeşin yüzebilir mi? Swim, yüzmek demek. Can your grandmother walk fast? Senin büyük annen hızlı yürüyebilir mi? Can ile kullanılmış sorular görüyoruz. Peki buradaki fark ne? Can cümlenin ilk kısmına, yani ilk kelimesi olarak kullanılıyor ve bu anlamda sorularımızı oluşturmuş oluyoruz. Can your father run fast? Yine görselimizde gördüğümüz gibi hızlı koşan bir adam var ve bu adama yönelik sorulmuş bir soru var. Kime? Bu adamın oğluna. Bunu nereden anlıyoruz? Your father var cümlemizde. Yani senin baban. Can your father, senin baban, run fast, hızlı koşabilir mi? Görselimizden anladığımız gibi koşabilir. Yes, he can diye bir cevap verebiliriz burada. Evet arkadaşlar, can konusunu anladığımızı umuyorum. Lütfen bu konuya yönelik olarak cümleler kurun. Başka materyallerden farklı cümleler okumaya çalışın. Can konusu İngilizcenin gramer yapısının en temel konularından biridir. Ve lütfen diğer videolarımızı izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.